Euzubillahimineşşeytanirracim. Mâk mütelkinil meyyit. Meyyit ölüye telkin yapılmasının hükmü nedir? Cevap, la hilâfe beyni ehli ilim fî meşru'i telkinin muhtadar. Ölüme hazırlanan, ölmek zor olan kişiye telkin yapılmasında ilim ehlinin bir itilafı yoktur. Bu meşrudur. Şu sözle yapar onu. La ilahe illallah der yanında. İçin sahih hadis-i şerif vardır. Lekkenu mevtaküm la ilahe illallah. La ilahe illallah diyerek mevtalarınıza telkin edin, hatırlatın. Bu hususta bir itilaf yok. Ölüme artık son nefesine geldiği anlaşılan kişinin yanında böyle kelime-i tevhid okunur, Kur'an okunur, ona hatırlatılır. Zorla söyle denmez yani. Ömme telkinul meyyit ba'del defn. Definden sonra ölüye telkin yapılmasına gelince fakat istinaddehu ulema-i şafiye şafi uleması bunu müstahap gördü. Ve ekserul hanabile hanbelilerin serisi ve bazı hanefiyeti ve maliki. Hanefi ve maliklerin bazıları. Bunu güzel bulmuştur. Lima rabab tabarani fil kebir. Tabarani kebirinde ve ibn-i münde miminde an ebi ümamete radıyallahu anhu merfu'a. Merfu olarak ebu ümamete şu rivayet var. İslam ma tehadun min ihvanikum. Sizden kardeşinizden biri ölünce ve sevveytum aleyh turabe üzerine toprağı tesbih ettikten sonra örtünce yani fellekum ehadüküm ala resil kabir sizden birisi kabrin başına dursun. Sümbellekul şöyle desin. Ya filan ibn filanete, ey falancı kadının oğlu falancı. Annesine nispet ediliyor. Kimden doğmuşsa ona nispet ediliyor. İstihare yapılırken de böyle yani. Annesinin adı olur. Adak yapılırken yani kimin adına adak kesiyorsan onun adını ayırmak için annesinin ismi ile şey yapılır. Künye yapılır. Fennu yasma bu kişi o sözü işitir kabirdeki. Vela yücibi cevap veremez. Sümellekul sonra bir daha desin. Ya filan ibn filanete, ey filancı oğlu falan. Fennu yestevi kaiden. O sesi duyar. Oturup doğrulup oturur. Sümeyyekul sonra tekrar telkin eden kişi der. Ya filan ibn filanete. Ey filancının oğlu falan. Fennu kabirdeki kişi yakul der. Erşidna rahmetullah. Allah sana rahmet etsin. Bana irşad et. Bizi irşad et. Bize yol göster. Fellekul dışarıdaki ayakta duran kişi telkin okuyan kişi desin. Üskür ma haraçte aleyhi minel dünya. Dünyadan çıktın şey üzere, hangi şey üzere çıkmışsan o ahdini hatırla. O nedendir mine şehadeten la ilahe illallah ve enne Muhammeden abdu resulü. Kelime şehadeti onu hatırlatır. Ve enne ki radıyete billah rabben. Sen Allah'tan Rab olarak razı olduğunu hatırla. Ve bil İslam'ı dinen, din olarak İslam'dan razı olduğunu. Bil Muhammed'in nebiyen, nebi olarak Muhammed'den razı olduğunu. Bil Kur'an imamen, imam olarak da Kur'an'dan razı olduğunu hatırla. Böyle der. İçin fende münkerem enekiren yakuzu külle vadim minhuma. Bir yedi sahibi. O münker ve nekirden her birileri orada bulunan kişinin elini tutar. Yakul intalik bina ma nak'udu inde men lukkine hucetehu. Demek ki ona delilini hatırlatan kişinin yanında oturması için onu götürür. Yani duysun diye. Peşinullah hacicuhu tünehuma. Aslında orada hucceti bildiren Allah-u Teala'dır. Ona değil. Yani demek ki burada Cenab-ı Hakk'ın izniyle telkin yapılıyor. Kişi de bu telkini alıp da çağırır ise melekler ona yardımcı olurlar. Kaderi zül ya Resulullah. Adam bir dedi ki fe'illen tuğraf ümmuhu annesi bilinmese nasıl diyeceğiz? Kale yünsebu ila hava hepimizin anası hava validemizdir. Ona nispet edilir. Şimdi ben hadisin mezkür bu zirveden hadis-i şerif ben ikana daif. Bu zayıftır. Rivayeti zayıftır. Yani meşhur ve mütevatire kadar yükselmiş değildir. Kat'i hükümlerde, kat'i konularında, haram helal konularında delil olmaz. Ve fe'inne yüzüzül amül bi fi misli haza. Bu gibi meselelerde bunun amel caizdir. لَاَنَّهُ مِنْ بَعْبِ الْفَضَائِلِ وَالْتَذْكِيرِ Bir mümin. Faziletli meselelerde ve müminlere vaaz hatırlatma konularında bunu şey yaptık, dil getirdik. اَسْتَنَنِسُ اَيْزَانْ بِكَوْلِ تَعْلِ Şu ayet-i kerimede buna destek yapılır. وَذَكِّرْ فَاِنَّ ذِكْرَا تَنْفَى الْمُؤْمِنِينَ Vaaz et, hatırlat. Zira vaaz müminlere fayda verir. اَوَحْوَجُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ اِلَى التَّذْكِيرِ فِي هَذَا الْحَالِ Zaten müminin vaazı hatırlatmaya en büyük ihtiyaç duyduğu an neresidir? Kabirde olduğu haldir. Şimdi gelelim Selefiyecilerin ve Vehhabilerin, inkarcıların imamına. Zekeriya İbn-i Teymiye fi Fetava. İbn-i Teymiye Fetava isim kitabında şöyle zikretmiş. Enne telkinel mezkure, şu bahsedilen telkin
kasebeti an taifetin minas sahabeti. Ashabtan bir taifeden sabit olmuştur. Ennem onlar emeru bihi bununla emrettiler telkin yapılmasıyla. Minhum oladandır Ebu Umamete radıyallahu anh. Ebu Umamete radıyallahu anh bunlardandır. Sümme kâle kasebete ennel makbure yüselu yümtehanu yümtehinu ve yümeru bidduailu. Demek ki diyor ki İbn-i Zeymi, kabirdeki kişi sual edilir, sorulur, imtihan edilir. Dolayısıyla onun için dua etmekle emrolunur. Dışarıdan ona dua edilip işi kolay olması için destek verilir. Velhâzâ buna da kıyır demiş. İnde telkine yenfev. Telkin ona fayda verir. Feynel meyte çünkü ölü. Yasmân nida. Kendisi yapılan nida işittir. Mâfî sahî. Sahî hadis-i şerifte böyle gelmişti. Ennen nebî sallallahu aleyhi ve sellem kâle. İnnehu le yasmâ karani âlikûm. O sizin ayakkabınızın sesini işitir. Diğer bir rivayette. Mâ entüm bi yasmâ limâ yakûlü minhum. Ben onlara dediğim şeyi siz onlar sizden çok da iyi işitiyorlar. Siz onlar gibi işitmiyorsunuz ya. Dolayısıyla ölü eğer o sözü alıp da cevap vermeye layıksa, amelleri ona uygunsa ona müsaade edilir, alır, cevapları verir. Ona faydası olur. Nasip değilse zaten Allah-u Teala onu duydurmaz. Dolayısıyla bu bahis demek ki kitaplarımızda vardır. Müstehaptır, güzeldir ve destektir. Hatta yanında durup biraz beklemek lazım. Millet dağıldığı zaman Bakara suresini okumak lazım. Yani onu yalnız bırakmamak lazım. Ta ki hesabı kolay olsun ve 70 bin kelime tevhid okunursa Allah'ın izniyle kötü halden iyi hale Allah-u Teala onu çevirir. Ruhuna bol bol hediye yapmak lazım, hatimleri okumak lazım. O halde demek ki müminlerin, hayatta onların, ölüler için yaptığı dualarda onun için fayda vardır. Ölü için çok fayda vardır.